TV'den ekranlarından Sağlık Vakti programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün konuğum Özel Medinova Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Göksel Ayköse bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir misin? Kimdir Mustafa Göksel Ayköse? Evet, ben 1994 Aydın Lisesi mezunuyum. Daha sonra Uludağ Üniversitesi'nde tıp eğitimini aldım. İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimimi aldıktan sonra bir dönem Kars ve Kütahya'da kamuda çalıştım. Sonrasında bir dönem Bodrum'da özel sektör ilk tecrübem orada. Sonrasında yaklaşık 11-12 yıldır da bölgemizde çalışıyorum. Medinova'da yeniyim aslında, 3 aydır Medinova'dayım. Ama Aydın'da zaten Aydınlıyım yaklaşık. 12 yıldır da bu coğrafyada çalışıyorum. Hoş geldiniz diyelim biz tekrar size hocam. Teşekkürler, sağ olun. Ürolojide teknolojinin kullanımı ve yenilikler nelerdir? Sizden önce bunları öğrenerek başlayalım yavaş yavaş programımıza. Evet. Yani teknoloji çok hızlı değişiyor. Tıp camiası da buna uyum sağlıyor. Üroloji de aslında buradaki bence öncü branşlardan bir tanesi. Bizde de yani ben yaklaşık 16 yıllık bir uzmanım. İlk uzman olduğum döneme göre her şey o kadar hızlı değişiyor ki yetişemiyoruz buna. Gündelik pratiğimizin artık bir bölümünü biz teknolojiyi yakalamak için harcıyoruz. Çünkü dediğim gibi değişim çok hızlı. Önceden mesela taş cerrahisiyle ilgili konuşmak gerekirse ilk uzman olduğum dönemde neredeyse ameliyatlarımızın %80'i açık cerrahiyken şu an bu oranlar %10'lara hatta daha da gerilere düştü. Çünkü endoskopik yöntemler çok gelişti. Artık ameliyatların birçoğunu kapalı endoskopik yöntemlerle yapıyoruz. Lazerler çok gelişti. Önceden çok zor bulunan lazerler neredeyse artık her kurumun elinde var ve taşları çok daha rahat bir şekilde kırabiliyoruz. Onun için dediğim gibi artık böbrek taşlarında bile önceden mesela sadece idrar yolunu düşen taşları biz lazerle kırabiliyorduk ama son 3-4 yıldır teknolojinin gelişmesiyle beraber böbrek içindeki taşları bile lazer yardımıyla ve flexible dediğimiz böbrek içine girip dönebilen cihazlarla tamamıyla ortadan kaldırabiliyoruz. Bu hastalarımız açısından çok iyi oldu. Hastane yatış sürelerimiz kısaldı. Önceden bir taş ameliyatında hasta 3-4 gün hastanede yatardı. Kesileri olurdu, ağrılar olurdu. Artık herhangi bir kesi yok. Doğal yoldan, idrar yolundan girip taşa ulaşıyoruz. Doğal yolda taşı kırıyoruz. Hasta bir gece hastanede kalıp ertesi gün rahatça evine gidiyor. İkinci, üçüncü gün rahatlıkla işine gücüne dönebiliyor. Dediğim gibi kesi olmadığı için ağrımız çok daha az. Çok daha konforlu şekilde hastalarımızı taşlarından kurtarabiliyoruz. Peki bu böbrek taşı oluşumu yani bizim bölgemizde de çok mevcut. Türkiye genelinde de zaten çok görülen rahatsızlıklardan birisi. Nasıl engelleyebiliriz ya da bu taş oluşmadan alabileceğimiz önlemler var mı? Kesinlikle var. Eskiler büyüklerimiz şey derdi. İyi su taş yapar derler. Bölgede de maalesef iyi su çok. Evet. Artı sıcak bir bölgede yaşıyoruz. Çok terliyoruz. Böyle olduğu zaman da suyun içerisindeki elektrolitler böbrekte daha rahat bir araya geliyor, kristaller oluşuyor. Biz bir de burada az su içersek, çok terlediğimiz zaman rahatlıkla taş oluşum süreci hızlanıyor. Burada en önemli şey tabii ki su içmek, bol su içmek. Ailevi faktörler kesinlikle etkili. Yani biz birçok hastamızda görüyoruz. Ailede taşı olan kişilerde daha rahat bir şekilde taş oluşabiliyor ve tekrarlayabiliyor. Bir kere taş düşüren bir insan en az %50 ihtimalle hayatı boyunca yeniden taş düşürebiliyor. Burada su içmek çok önemli. En önemli temel faktör bu. Bazen taş tipine göre diyet önerilerinde bulunabiliyoruz. Taş tipini belirtmek çok önemli. Biz ameliyat ettiğimiz hastalarda veya taş düşüren hastalarımızda en azından hayatlarına bir dönem mevcut taşı analiz etmek isteriz. Bu taş hangi maddelerden oluşuyor, içeriği nedir bunu biliriz. Ona göre de belli diyet önerilerinde bulunabiliyoruz. Mesela ben sıklıkla hastalarıma limon suyu içmelerini öneririm. Çünkü limon suyu içindeki belli maddeler taş oluşum sürecini biraz yavaşlatır, engeller. Ve doğal olarak bölgemizde de çok bol bulunabilen bir meyve. Dolayısıyla onu kullanımını öneriyoruz. Diyelim ki biz artık ne denersek deneyelim olmadı, böbrek taşımız oluştu. Evet. Bu biraz önce bahsettiğiniz yenilikçi yöntemler nelerdir? Bu lazer yöntemleri hastanemizde hangileri mevcut veya siz hangisini kullanmayı tercih ediyorsunuz diyeyim size? Şöyle, büyük taşlar için mesela perkutan yöntemler var. Açık cerrahinin yanında temelde taş kırma yöntemi iki tane. Bir tanesi de doğal yoldan, idrar yolundan girip endoskopik olarak taşı kırma yöntemi var. Buna biz üreter rönoskopi diyoruz. Sadece böbrek taşlarında flexible dediğimiz ucu bükülebilen cihazlar kullanılıyor. Bu cihazların en büyük şeyi ucu bükülebiliyor ama maalesef maliyetli cihazlar. Çünkü bu endoskopi sistemleri bükülebildiği zaman çok kolay zarar görüyor.
Teknolojiyi biz üretmediğimiz için bu durumlarda bu cihazlar bir süre sonra bozuluyor. Bunu veriyoruz ve yenisini yerine koymak durumundayız. Herhangi bir tamir şansları olmayan cihazlar. Bu sadece ameliyatların maliyetini bir miktar artırıyor. Diğer türlü çok büyük taşlarda bazen böbreğe dışarıdan perkutan dediğimiz yolda küçük delikler açılarak girilip yapılabiliyor bazı ameliyatlar. Biz hepsini uyguluyoruz temelde. Ama genel konfor bakımından, işleyiş bakımından endoskopik idrar yolundan girilerek yapılan böbrek taşlarına fleksibel yöntemle yapılan cerrahiler hem hekim hem hasta açısından çok daha konforlu cerrahiler. Evet. Sadece öğrenme elleri biraz daha uzun bizim açımızdan ama hasta açısından orada herhangi bir farklılık yok. Hastalarımızı rahat ettiriyoruz. Peki hocam bu yöntemlerde yani dezavantaj, avantaj kıstası yaptığımızda sizce hangisi ön planda? Yani avantaj bakımından ya da hasta neye dikkat ederek o ameliyata alınır? Aslında en büyük kriter burada taş boyutu. Çünkü taş boyut arttıkça kapalı yöntemler biraz zorlaşıyor. Kitaplar normalde 2 santimden büyük taşlara endoskopik olarak fleksibel yöntemle yaklaşmayın der. Evet. Tecrübeler arttıkça bu 2 santimleri biz 2,5-3 santimlere çekebiliyoruz. Bazen aşamalı yapıyoruz. 3 santim bir taşı 2 aşamada kırıyoruz. 2 seans halinde kırıyoruz. Burada taş boyutu çok önemli ama bazen mesela geçenlerde bir hastamızı ameliyat etmek durumunda kaldık. 5 santimlik bir taşı vardı. Yani taşlar çok büyüyor. Böbreğin bütün toplayıcı kanallarını dolduracak boyutta taşlar oluşabiliyor. Bunu kapalı olarak kırmak artık bir yerden sonra mümkün değil. Yani hastaya da eziyet oluyor, bize de zor oluyor. Oralarda açık cerrahinin yeri ayrı. O her zaman bir tarafta olması gereken, güvenlik açısından da olması gereken bir durum. Onları açık yapıyoruz. Ama dediğim gibi 2 santimden küçük taşlarda temel yöntemimiz endoskopik olarak idrar yolundan girip taşı o şekilde kırmak. Çok güzel. Peki sadece bu kapalı yöntemleri böbrek taşı kırmada mı kullanıyoruz yoksa prostat da günümüzde kesinlikle. Yani erkek hastalarımızın çok muzdarip olduğu konulardan birisi. Kesinlikle. Burada da kullanabiliyor muyuz? Kesinlikle kullanıyoruz. Prostatta da çok aslında prostatla ilgili teknoloji de çok hızlı değişiyor. Klasik olarak prostatın kapalı ameliyatları yıllardır var. Yani evet. Ben uzmanlık eğitimi aldığımda da temelde bu eğitimleri alarak uzman olduk. Sonrasında ama her dönem, siz de hatırlarsınız, bir dönem plazma kinetik diye bir teknoloji çıktı. Bir dönem green light çıktı, bir red light çıktı. Bunların hepsi lazerin farklı çeşitleri, farklı enerji türleri. Burada kapalı olarak giriyoruz, prostatı görüyoruz. Prostatın idrar yolunu büyüyen, idrar yolunu daraltan, idrar geçişini engel olan alanlarını alıyoruz. Orayı açıyoruz ki idrar daha rahat boşalsın diye. Son dönemde mesela HOLEP diye bir farklı lazer çeşidi var. Tilium lazer var. Farklı. Bunların hepsi temel mantık aynı aslında. Kullanılan enerji farklı. Sadece şunu yaşıyoruz. Teknoloji çok iyi. Tamam ama bazen endüstri de burada bizi teknolojiye zorluyor. Biz bir de millet olarak biraz teknolojiye çok meraklıyız ve çok istekliyiz. Yenilikleri seviyoruz hocam. Evet, çok seviyoruz ama bazen bu negatif şeyleri de beraberine getiriyor. Mesela bir dönem green light çok popüler bir cerrahi oldu. Hastalar buralardan bile İstanbul'a, Ankara'ya, büyük şehirlere bunun için taşındılar, gittiler. Gazetelerde bir sürü reklamlar oldu. Ama bir süre sonra baktık ki 3-5 yıl sonra bu cerrahilerin yani bu lazerin uzun dönemde sıkıntıları oluyor. Darlıklar yapabiliyor, yanmalar uzuyor. Bir baktık o teknoloji bir yerde kesildi, kesintiye uğradı. Onun için aslında bir tedavi planlarken hastaya uygun ve uzun dönem güvenlik sonuçları açıklanmış, güvenilir cerrahilerin arkasından gitmek lazım. Aslında HOLEP de biraz böyle. HOLEP şu an çok popüler. Yani birçok merkezde HOLEP ile ilgili her yerde reklamlar yapılıyor. Ama HOLEP 3-5 yıl önce de bir popüler olmuştu. O dönem idrar kaçırma ile ilgili ciddi sıkıntıları oldu. Bir geri durduk. Teknoloji bir daha bir önümüze geldi. Şimdi bir daha bir gündemde. Teknoloji çok güzel, kesin. Ama bunu güvenli şekilde ve uygun hastada, uygun koşullarda uygulamamız gerekiyor. Nedir HOLEP'in diğerlerinden farkı ya da neden hani bu avantajı vardır diğerlerine göre? HOLEP de dediğim gibi bir lazer. HOLEP de prostatı lazerle enerjisiyle beraber mesaneye doğru kesip mesane içerisine düşürüyoruz. Sonra orada özel bir cihazı var. Onunla beraber parçalayarak dışarıya alıyoruz. Aslında çok bir farkı yok. Klasik tur cerrahisinde de aslında elektrik enerjisine benzer bir enerjiyle orada da keserek ufak tefek prostatı alıp dışarıya çıkartıyoruz. Gerek HOLEP'in gerekse farklı lazer türlerinin bazen lokal uygulanma avantajları var. Lokal yani hasta anestezi vermeden yapılma avantajı var. Bence en temel avantajı bu olabilir diğer yöntemlere. Ama esas uygulanık bakımından çok ciddi bir fark yok. Burada hastalarımız bence hekimlerine güvenmeliler.
hekimin hastaya göre ve hastanın prostatının boyutuna göre kendi sağlık durumuna, hastalık durumuna uygun tedaviyi seçmesine bence onlar da imkan vermeliler. Ona tabi olmalılar. Evet. Bu kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarımız gerek böbrek ameliyatlarında gerekse prostat ameliyatlarında hastanede kalma süremiz ne kadardır maksimum? Yani bizim hayatımız ne kadar etkiler iyileşme süresi olarak? Genelde bir gün kalırız hastanede. Yani prostat ameliyatlarında bir gün kalırız. Ameliyattan sonra bazen bir ya da iki günde evde sondalı geçirebiliriz. Taş ameliyatlarında 2-3 gün sonra işe güce dönülebilir ama prostat ameliyatlarında bu iyileşme süreci bir hafta 10 güne yaymak gerekir. Çünkü sosyal hayatı etkileyebilir. Çok daha sık tuvalete gidilebilir. Çok daha yanmalar olabilir. O dönemde biraz daha istirahat etmeyi öneririz. Çok problem olmuyor çünkü prostat hastaları biraz daha yaşlı grubu olduğu için zaten istirahat orada çok problem değil. Taş hastaları daha genelde aktif hastalar, daha çalışan kişiler oluyor ama prostat hastalarımızı biraz daha istirahat etmelerini öneriyoruz o anlamda. Hocam sizi bulmuşken böbrek taşımız ve prostat hastalığımız tedavilerden sonra tekrarlar mı? Hani bu merak edilen bir konudur. Hastalarımız soruyordur mutlaka tekrar kesinlikle. Yaşar mıyım ben bunu diye. Yani taş hastalığın tekrarlama ihtimali kesinlikle var. Bu biraz kişiye bağlı. Eğer az su içilirse tekrarlayabilir. Yani o anlamda mutlaka bol su içmek lazım. Bizim toplumumuzun yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu. Mesela bölgede birkaç alanda belki duymuşsunuzdur. Farklı sular var. Hastalar evet. Su içmeye bir yerlere gidiyorlar sürekli. Şifalı su. Evet, şifalı su deniyor ama aslında bu suların temel özelliği şu. İçerikleri çok elektrik bakımından zayıf sular. Dolayısıyla o suyu içtiğiniz zaman çok fazla idrar yapıyorsunuz. Hasta zaten az su içiyor. Taş oluşuyor. Ondan sonra diyorlar ki şurada bir şifalı su var. Gidiyor oradan 10 kilo suyu alıyor. Bir günde içiyor. Bir sürü idrar yapıyor ve zaten düşebilecek bir taşı düşürüyor. Alkol de aynı şekilde. Alkol de aldığı zaman insanlar normalden daha fazla idrar yaparlar. Doğru düzgün sıvı almayan bir insan alkol aldığı zaman çok fazla idrar yapıyor ve taşı düşürüyor. Burada da sanki keramet onaymış gibi oluyor ama değil. Aslında sıvı almak esas olan burada. Bol su içmek. Prostatla alakalı iyi yapılmış bir prostat cerrahisinden sonra genellikle prostat tekrarlamaz. Prostat yaşla beraber erkeklik hormonu etkisiyle büyüyor. 50 yaştan sonra bu sıkıntılar yavaş yavaş başlıyor. Genelde bu büyüme eğrisi 70 yaşına kadar erkeklik hormonu etkisiyle büyümeye devam ediyor. 70 yaşından sonra erkeklik hormonu da azaldığı için artık prostat büyümesi genelde duruyor. Dolayısıyla prostat boyutuna bağlı olmakla birlikte iyi yapılmış prostat cerrahisinden sonra genellikle biz prostatın yeniden büyümesini beklemeyiz. Çok nadir büyür. Bazen ameliyat sonrası darlıklar yaşanabilir. Sadece onlara bağlı sıkıntılar yaşanabilir ama genelde prostat tekrarlamaz. Anladım. Sürekli geri dönüyormuş gibi oluyorum ama bu böbrek taşlarında su çok önemli dedik. Bizim bölgemizde de tatlı su kaynaklarımız çok fazla. Çok. Ama şöyle de bir şey var. Çeşmeden akan su ve hani hazır alınan damacana sular var. Bunlar fark ediyor mu peki tüketimde? Hastalarınıza ya çeşmeden için ya da damacanadan için ya da içmeyin diye uyarınız oluyor mu? Yok, çok fark etmiyor bizde. Yeter ki sıvı alsınlar. Yani bizim tek derdimiz sıvı alımı, evet. O anlamda çok önemli değil. Peki hocam, erkek cinsel sağlığında bu teknoloji yerini nerede aldı, nasıl konumlandı? Evet. Yani burada da cidden son dönem inanılmaz bir devinim var ürolojide. Son dönemde duyuyorsunuzdur. Sertleşme ile ilgili, genital estetikle ilgili bir sürü şeyler gündemde. Sosyal medyada bununla ilgili bir sürü reklam görüyoruz. Çok fazla şey var. Ve bence biraz bilgi kirliliği de var bir bence tarafta. Bence buradaki sertleşme ile ilgili daha önceden bir sürü ilaç kullanıyorduk. Tamam, ilaçlar belli yaş grubundaki hastalara çok iyi geliyor. Çok iyi ilaçlar var. İlaçların güvenilirliği çok arttı. Maalesef biraz pahalı tedaviler. Burada ve Sosyal Güvenlik Kurumu bunları ödemiyor. Hastalarımız burada biraz muzdarip oluyor. Biz temelde tedavilere ilaçla başlıyoruz. Farklı ameliyatlarımız var, protez cerrahileri var, halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen cerrahiler var. Bunlar son aşama cerrahiler ama artık aradaki tedaviler biraz daha çeşitlendi. Burada mesela ESVT diye bir tedavimiz var artık gündemde. ESVT daha önce aslında bizim böbrek taşlarını kırarken kullandığımız teknolojinin penise uyarlanmış hali. Penise şok dalgaları gönderiyoruz. Bunu göndermedeki temel amaç o şok dalgalarının penisi ve o bölgedeki kan damarlarını uyarmasıyla doğal olan ereksiyonu canlandırmaya çalışıyoruz. Bu çok aslında avantajlı bir teknik. Niye? Çünkü doğal olanı daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Penisin sertleşmesi zaten damarsal bir hadise. Oradaki damarlara kan akımının hücum etmesiyle, dolmasıyla penis sertleşiyor. Belli yaştan sonra damar sertliğine bağlı, diyabete bağlı, şeker hastalığına bağlı sıkıntılarla, eğer damarların yapısında bozulmalar başlamışsa burada bu ESVT çok faydalı. Seanslar halinde yapılıyor. Genellikle temelde
en az 6 seans hafta 2 sefer olmak üzere uygulanıyor. Bu şok dalgalarını oraya yaklaşık 10-15 dakikalık ve çok basit poliklinikte uygulanan bir işlem, anestezi gerektirmeyen bir işlem uyguluyoruz. Genelde bir ayın sonunda etkileri gözükmeye başlıyor. Bazen daha mesela ağır şeker hastalığı, damarsal problemi olan hastalarda daha da seanslar 12 seansa kadar uzatılabiliyor. Bakın kolay bir işlem, zahmetsiz, acısız bir işlem ve en güzel yanı bence doğal ereksiyonu destekliyor. Herhangi bir ilaç almadan, kendi kendine, spontan. Yoksa bence en büyük problem hastalarda mesela ilaç tamam iyi geliyor ama bu sizi hep zorluyor. İlişki öncesi ilaç alayım, belli saat bekleyeyim. Bu hastaları tedirgin eden bir şey. Erkeklere stres sokuyor bu durum. Ama diğer olay çok daha doğal bir yöntem olduğu için bence gelecekte çok ön plana çıkacak ve çok uzun süre konuşacağımız şeyler. Yaşlanan erkeğin temel bakımlarının arasına girecek bir yöntem. Bence gelecekte ESVT'yi çok duyacağız, çok yaşayacağız. Biz de bir süredir kurumumuzda uyguluyoruz zaten. Peki hocam, bu erkek hastalarımızda bu sertleşme veya diğer rahatsızlıklar ne zaman fark ediliyor? Hasta buna geç kalmış olabiliyor mu? Ya da bunun önlemi alınması için, daha erken gelmesi için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani hastalar çok, aslında bu değişken. Bazen çok genç erkekler strese bağlı faktörlerle daha evlilik aşamasında bunlarla önümüze geliyorlar. Ama temelde kronik hastalıkların bir sonucu olarak sertleşme problemleri ortaya çıkıyor. Burada sigara bir etken. Sigarayı biz maalesef kendi bölümü adına hiç sevmiyoruz. Şeker hastalığı çok ciddi bir etken. Kalp hastalıkları çok önemli bir etken. Ki biz sertleşme sorununa gelen bir hastayı değerlendirirken kalp ilgili problemleri mutlaka irdeleriz. Ve bazen hatta biz tedaviye başlamadan önce bir kalp doktoru, meslektaşımızın değerlendirmesini isteriz. Çünkü ilaçlarımız da bazen etkileşebiliyor, benzeşebiliyor. Bunlar çok önemli. Erkekler genelde üroloğa gelmek istiyorlar. Buradaki en temel belki çekinecek yer, bazen ortam çok önemli oluyor. Yani baş başa konuşmak istiyorlar, ayrı konuşmak istiyorlar. Biz bu ortamları yaratmaya çalışıyoruz. Özel görüşme ortamları sağlamaya çalışıyoruz ki erkekler burada açılabilsin diye. Ben çok zaman şunu yaşıyorum. Önce mesela farklı bir sıkıntısı varmış gibi geliyor. Onun arkasına bir bakıyorsunuz, hasta size bunu söyleyememiş, arkadan evet. Ortamı görüyor, tartıyor sizi, ondan sonra bunu açıklıyor ve rahatlayınca zaten arkasını getiriyor. Bir bakıyorsun ki aslında idealde bir yanma yokmuş, aslında sıkıntı o problemmiş. Burada dediğim gibi bizim hastamıza ortamı oluşturmamız, onu rahatlatmamız gerekiyor ki bunu ifade edebilsin. Çünkü bu aile sağlığı açısından da çok önemli bir problem. Yani evet. Birçok çift belli yaştan sonra bununla ilgili çok ciddi problemler yaşıyorlar. Onun için aile sağlığımız açısından bunlar önemli. Hastalarımıza mutlaka gelsinler. Biz onlara uygun ortamları sağlarız. Onlara mutlaka yardımcı oluruz bir şekilde. Yine teknolojiyi konuştuk. Son dönemde kök hücre tedavileri burada çok ön planda. Kök hücre esasen vücudumuzdaki, bütün vücudumuz aslında bir iki hücreden oluşuyor ve sonra gelişiyor. Bu mantıkla beraber artık kök hücreyi de penis bölgesine uygulayaraktan oradaki yine damarlanmayı ve kolajen üretimini artırmaya yönelik olarak çalışıyoruz. Kolajen bütün dokularda bulunan ve elastikiyeti sağlayan bir madde. Zamanla peniste bu da azaldığı zaman hem penis boyunda bir miktar geri çekilmeye hem de ereksiyon kalitesinde bozulmaya sebep oluyor. Yine damarlanmayı da kök hücre yöntemleriyle artırabiliyoruz. Biz bu teknolojileri artık hastanemizde uygulamaya başlıyoruz. Böylelikle hastalara o anlamda da yardımcı olacağız. Bunlar hep aşama aşama olan şeyler. Hastayı değerlendirdiğimizde öncelikle işin boyutlarını ortaya koyuyoruz. Burada ilaç tedavileriyle beraber ESVT bence bir öncül tedavi oluyor. Sonrasında bunlarla beraber bazen kök hücre tedavilerini uygulayabiliyoruz. Artık bunlarla da sonuç alınamayan hastalarda artık süreçler biraz da bu protez cerrahilerine gidiyor. Yani mutluluk çubuğu dediğimiz ameliyatlara gidiyor. Yani ilaçla ameliyat arasında böyle bir döngümüz var. Evet. Hocam biraz önce de bahsettiğiniz gibi sosyal medyada da çok bilgi kirliliği var. Bu insanlarımızın sindirilmiş, hani gelip de doktorla konuşmamasından kaynaklı da bilinçsiz bir, biraz önce de söylediniz, ilaç tüketimi. İnternetten alma, böyle bilinmedik merdiven altı üretimler. Kendi sağlığınıza daha zarar veriyor aslında hastalar farkında olmadan. Kesinlikle. Bu konu hakkında biraz daha vurgu yapsak neler söylemek istersiniz? Çok güzel değindiniz cidden, aslında belki unutuyoruz bunu bazen. Ülkemizde maalesef gıda takviyeleri Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde değil. Evet. Yani dolayısıyla bunlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kontrolünde ama maalesef çok bence denetlenemiyor. Çünkü şu an herhangi bir benzinliğe gitseniz ya da tekel bayirine gitseniz oralarda bir sürü farklı ürün var. Bu anlamda pazarlanan ve bunların içerisinde kontrolsüz ilaç etken maddeleri var. Maalesef Uzak Doğu'da bu ilaç etken maddeleri çok ucuza getiriliyor ve oralarda
epimedium diye, bitkisel karışım diye, hatta mesir macunu diye bunlar satılıyor ve içindeki gerçekten ilaç dozları korkunç dozlar. Birkaç sefer bazı gazetelerde bunlar yayınlandı. Aslında bunların yayınlanması da kötü çünkü bu sefer hasta diyor ki ya ilaçtan bu daha ucuz, ben bunu alayım. Reklam gibi olmuş oluyor aslında. Aynen öyle oluyor. Bu sefer hastalar oraya yöneliyorlar ama özellikle kalp hastalarında, farklı hastaların insanların çok tehlikeli şeyler. Özellikle çünkü belli ilaçlarla bir arada alınmaması gerekiyor. Çok ciddi kalp krizlerine, tansiyon düşüklerine sebep olabilecek şeyler ve sağlığı bozabilecek şeyler. Onun için önemli olan güvenli tedavi uygulamak, sağlıklı şeyi yapmak. Onun için bunları kesinlikle önermiyorum ve uzak durmayı öneriyorum. Evet. Bu tarz hastaların diyelim ki bu ilaçlara başvurma gereği duydu. Oraya gitmektense size gelip sizde yaptırabileceği mutlaka işlemler nelerdir? Dolgu veya estetik anlamında da yardımcı oluyor musunuz? Ne kesinlikle gibi işlemleriniz mevcut? Oluyoruz. Penis dolgusuyla ilgili laf dolguya geldi. Onda da mesela iki temel farklı uygulama var penis dolgusunda. Birincisi erken boşalma hastalarında artık dolgu uygulanıyor. O dolguyu uyguluyoruz. Onu yapıyoruz. Bir de bazen penisi büyütmek, kalınlaştırmak için dolgu yöntemleri yapılıyor. Bu yöntemler şu an onlar da çok popüler, çok fazla söyleniyor ama onlarda da uzun vadeli izlemlerde bazı sıkıntılar var. Onları ben şu anda uygulamıyorum. Geleceği görmek ve güvenliği görmek lazım. İlerideki şeyleri. Çünkü penis çok elastik bir organ. Bir dolgu yapıyorsunuz. Penis büyüdüğünde de o dolgun aynı homojen şekilde orada durabiliyor olması lazım. Orada bazı tereddütler olduğu için ben şu an onları uygulamıyorum. Ama erken boşalma hastalarında penis başına yapılan dolgular var. Bunlar o bölgenin duyarlılığını bir miktar azaltıyor. Bununla ilgili yapılan yayınlarda yaklaşık bir yıl kadar boşalma süresini 3 katına çıkardığını biliyoruz bu dolguların. Onun için bunlar çok daha güvenli, tekrarlanabilir. Yine lokal anesteziyle, ameliyatın koşulları olmadan poliklinik koşullarında yapılabilen şeyler. Onun için bunları uyguluyoruz. Bunlar güvenli ve iyi yöntemler ve bilimsel açıdan da etkinlikleri kanıtlanmış tedaviler. Bu ürolojiye gelen yeni teknolojiler hakkında başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz, benim soramadığım ya da sizin aklınızda olup söyleyemediğiniz başka konular var mı hocam? Aslında temel şeyleri konuştuk. Teknoloji çok güzel. Evet. Teknolojinin arkasına hep gidelim. Ama hiçbir zaman güvenliği de elden bırakmayalım. Bazen cidden bizim toplumumuzda mesela lazer merakı çok ön planda gidiyor. Burada sırf lazer arkasından gitmek için de yanlış tedavilere ya da güvenliği, uzun dönem etkisi ortaya konmuş bir tedavinin arkasından koşmamamız gerekiyor. Hastamız önce hekimine güvenmesi, ona tabi olması gerekiyor. Temelde bunları öneriyorum hastalarımıza. Hekimlerine güvensinler. Evet, bir de bu anlatamıyorum, utandım, sıkıldım. Kesinlikle. Doktora gitmektense gördüğüm bir ilacı kullanayım algısından çıksınlar. Kesinlikle çıksınlar. Biz onlara uygun ortamları mutlaka hazırlıyoruz. Hazırlayacağız da daima. En azından ürolojide biz bunun için çok çaba sarf ediyoruz. Özel görüşme odaları hazırlıyoruz. Hastamızın rahat konuşabileceği, rahat kendini ifade edebileceği. Bu çok önemli bizim branşımız açısından. Onun için bence hekimlerine güvensinler ve bunları saklamasınlar, bize başvursunlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün Sağlık Vakti'nde konuğum Özel Medinova Hastanesi üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Göksel Ayköse bizlerle birlikteydi. Ürolojide gelişen teknolojinin kullanım alanları ve erkek sağlığına yönelik değinilmesi gereken konulara değindik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.